Arkadaşlar bu kahvaltılık bir burger olduğu için bu benim çok sevdiğim fırınımın bir tane sandviç ekmeğinin hamuruna yaptığı burger şeklinde ekmeği var. Bu tarifte bununla acayip güzel oluyor. O yüzden gidip aldım. Ama isteyen tabii normal marketten aldığı hamburger ekmeğiyle de yapabilir. Çakal lezzetler. Kahvaltı bir günün en önemli öğünüdür. Ne demiş şair? Kahvaltıyı yemeden sokağa çıkınca midem kazınıyor, aç aç geziyorum demiş. Kahvaltı da tabii kesin evde yapılan öğünlerden biri yani. Dışarıda en az yapılan bir şey. Pazar günü falan değilse, kayınvalideni falan bir yere götürmüyorsan kahvaltıyı dışarıda yapmazsın. Hele ben hiç yapmam yani. Özellikle çünkü yani abi kahvaltıcı, ben kahvaltıcılara gidince hayatta serpme kahvaltı yemiyorum. Bir tane omlet, bir tane gözleme falan. Abi geliyor böyle 30'ar lira veriyorsun, azıcık küçücük küçücük şeyler yiyorsun. Kahvaltıyı evde yapacaksın hacı. Neyse. İsrafı sevmiyorum. Hiç kimse sevmemeli zaten de. O yüzden ben ekmeklerimi hep buzlukta saklarım. Yani hiç ummadığınız bir anda ekmeğe ihtiyacınız olduğu zaman alıyorsunuz, tost makinesine koyuyorsunuz ya da işte fırına ya da ekmek kızartıcıya. Fırından çıkmış gibi taptaze ekmeğiniz oluyor. Yine bir gün. Karnım aç. Kahvaltı yapmam lazım. Evde ekmek yok. Dedim ben bir buzluğa bakayım ya. Ekmek vardır. Yok. Normal ekmek yok. Ne var? Burger ekmeği. Çıkardım şak 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 şak. Bütün malzemeleri dizdim. Kahvaltı burger işte o gün doğdu. Zaten fikri anladınız bence isminden. Kahvaltı burger. Kahvaltı burger. Hamburger ekmeğinin içine kahvaltılık malzemeleri bas. Sonra tek seferde ye, bitti. İsteyen istediği gibi bunu değiştirebilir. Kimisi tereyağını fazla sürer, kimisi peynirini sevdiği peynirden koyar. Ancak dikkat etmek gereken tek bir şey var. O da yumurtayı nasıl pişireceğimiz. Ben buna bir kat hellim koyacağım. Kahvaltı burgerin kalitesinde hız çok önemli. Çünkü şimdi ekmeği ısıtacağım. Ekmekler pek de soğumadan yumurtayı yapacağım. Ya da en son mesela böyle bir fırınınız varsa kahvaltı burgeri yapıp fırına atıp ekmeği çıtırlaştırabilirsiniz. O da bir yöntem. Ben fümeli lezzetleri çok seviyorum. İşte kuru et, hindi füme falan. O yüzden isteyen sucuk bile koyabilir yani. Jambon vardı evde, onu da koyuyorum. Yumurtadan bir önceki katmana da burger peyniri koyuyorum. Çünkü yumurtanın sıcağıyla bu da eriyecek. Kahvaltı burgeri yapan şey yumurtanın pişirilme şekli. Yağını bol koyuyoruz. Güzel bir spatula'ya ihtiyacımız var. Bu spatula böyle pastacı spatulası gibi. Ben bunu kendim normalde sevmiyorum. Bu yumurtayı yaparken kullanışlı bir spatula. Şimdi yumurtaların altları pişti. Piştikten biraz sonra spatulayı sokup şöyle hop diye yumurtalarımızı toparlıyoruz. Şimdi bunu ekmek arasında yiyeceğimiz için, yani ekmek üstü bir şeyle yiyecek olsaydık böyle sarısının iyice sıvı kalması daha mantıklıydı. Ama bunda sarısını tam böyle yine akışkan ama öyle full poşur poşur da akmayacak kadar bekletiyoruz. Süngerle akışkan arası. İstediğiniz gibi baharat koyun arkadaşlar. Bir
biliyorsunuz normal klasik yemekleri de yapıyoruz. Aklımıza esen her şeyi yapıyoruz çakal lezzetlerde ama arada bir de böyle gerçekten çok çakal. Hem pratik hem de yapması çok mantıklı şeyler. Mesela ekmek teknesi, iki malzemeli kek, marshmallow tatlısı. Sizlerden de o kadar çok yollanıyor ki çünkü mantıklı yani. Bence bu da çakal lezzetlerin en çok sizden gelenlerinden biri olacak gibime geliyor. Instagram'dan çakal lezzetlere yollamayı unutmayın. Sizin yolladıklarınızın tamamını görüyorum. Elimden geldiğince de neredeyse hepsine de cevap da veriyorum biliyorsunuz. O yüzden yollamayı unutmayın çakal lezzetler Instagram'ına. Ben yanıma çayımı koydum. Müthiş ya, yumurtayı şöyle piş... Aha. Bakın. Hem ağzıma burnuma bulaşmıyor hem de ısırınca kahvaltı burgerinin içine dağılıyor. Oh. Kahvaltıda çaysız olmuyor be. Kahvaltıda çay içilir. Yoksa benim de var arkada filtre kahvem. Biz de Amerikalı olmasını biliriz. Böyle fış diye koyarlar ya ama sağ olsun takipçilerimiz yorumlarda çokça kez söylüyor. Ulan diyorlar, izliyorsunuz izliyorsunuz abone olmuyorsunuz diye. Ben bir şey demiyorum, takipçilerim diyor. Sonuçta ben bölümü yapıp koyuyorum. Abone olmak sizden. Ben diğer account'umdan girdim oldum abone yani artı bir. Artı bir artı birdir. Elimden gelen bu. Yapabileceğim bir şey yok. Çok sizler.